Merhaba. Finlandiya medyasının Türkiye'ye duyduğu aşka karşılık vermek için kurduğum Turkin Uutiset kanalından kalbi Türkiye için atan bütün takipçilerime selamlar, sevgiler. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Merhaba. Finlandiya medyasının Türkiye aşkını karşılık vermeye devam ediyoruz. Bugün Eylül ayının ilk günü 2022 yıllardan 2022 yılı kayıtlara düşsün diye söylüyorum. Enerji krizi ile karşı karşıyayız ve sert bir kış bekliyor Avrupa'yı, özellikle Finlandiya'yı, İskandinav ülkelerini. Çünkü burada kış ayları çok sert geçer. Bizler Kuzey Kutbu'ndayız. Dünyanın çatısındayız, Finlerin tabiriyle. Elektrik kesintilerine hazır olunması için uyarılar medya aracılığıyla gelmeye başladı. Hükümet ve şehirler önlem almaya başladılar, planlar yapmaya başladılar. Nasıl uygulayacaklarını basın aracılığı ile de bunları halka bilgilendiriyorlar. Eylül ayının birinci günü dedim. Hava sıcaklığı gündüz saat 11 civarı, şimdi 13 derece civarında. Havalar da soğumaya başladı. Buranın kışını bilmeyen arkadaşlar için eksi 30'lara kadar düşer kış ayları burada ve çok soğuk geçer kış ayları. Dün gece hava sıcaklığı eksilere kadar düştü, don yaptı Eylül ayında olmamıza rağmen. Çok geçmez eksilere gündüz de ulaşır hava sıcaklığı Finlandiya'da. Sonbahar geldi, yapraklar artık yavaş yavaş düşmeye başladı. Hava birden soğuyunca zaten bunlar hemen hızlanır, sararır. Buranın sonbaharda yaprakları renkten renge girer, çok güzel. Kızıl ile sarı arasındaki renk tonlarında güzel doğa manzaraları bulabilirsiniz. Özellikle Finlandiya'nın kuzeyinde bu daha güzeldir. Bizim olduğumuz Lahti şehrinde pek bu nadir yaşanır. Daha doğrusu o kadar güzel değildir. Burada da güzel manzaralar yakalarsınız ama en güzel manzaralar Finlandiya'nın kuzeyinde yakalanır. Eylül ayının gelmesi demek, günlerin kısalması demek. Günler kısalır, hava soğur, yağmurlu geçer Eylül ayı. Günler çok kısa olduğu için çok karanlık olur. İnsanların psikolojik yapısı burada erozyona uğrar Eylül ayında. Çünkü hep karanlık, hep karanlıktır. Gündüz gece kalksanız karanlıktır. Pencereden dışarı baksanız gündüz dahi olsa kapkaranlıktır dışarısı. İnsanı bunalıma iter. O yüzden bu ülkede intihar oranları da çok yüksektir. Dünyanın en yüksek intihar oranlarına kuzey ülkeleri sahiptir. Kuzey ülkelerinde görülür, Finlandiya'da görülür. Ve bunlar kar yağmasını dört gözle beklerler. Kar yağıp yeri tuttu mu, her taraf beyaz oldu mu, birazcık psikolojik olarak rahatlarlar ve dışarı baktıklarında beyaz karın yansıttığı lambaların ışıkları gündüzümsü bir hava verir psikolojik olarak insanlar üzerinde. Hatta bunu ispatladılar, bunun çok büyük etki yaptığını insanlara karşı, insanlar üzerinde etki yaptığını ispatlandı. Bu ülkede kulaklık icat edildi. Kulakların içine led ışığı yayan kulaklık takıyorlar ve bu insanın ruhi yapısını, psikolojik yapısını bir şekilde düzeltiyormuş bu ışığı kulakların alması. Kulaklardaki o dengeyi veren, denge yapmamızı sağlayan kristalleri bir şekilde yanıltarak bu psikolojik yapı düzeltilmesi mümkünmüş. Bilmiyorum, denemedim. Bu icatı, bu aleti denemedim ama ışıksızlığın ne kadar psikolojik olarak insanları deforme ettiğini, insanların psikolojik yapısını bozduğunu kendim de şahidim. Kendi üzerimde de bunu görüyorum yıllardır. Kanalıma abone olmayı unutanlar için bu bir hatırlatmadır. Kanalıma abone olmayı unuttuysanız bu boşluktan yararlanarak kanalıma abone olunuz. Videolarımı sosyal medyada paylaşınız. İlgili butonları kullanarak videomu beğenip beğenmediğinizi bana iletiniz. Şimdi devam edelim. İyi seyirler.
Bir ay boyunca burada Eylül ayında karanlık, en kötü, en bunalımlı aylardan bir tanesi bu Eylül ayı. Bu kış nasıl geçecek bakalım. Bir de çok nemli olduğu için çok soğuk, -30'lardan daha fazla hissedilir bu ülkede. Yağmurlu, nemli olduğu için etraf kar yağdığında hava kurur, soğuk daha az hissedilir. O yüzden -30'lar, -20'ler dahi bu Eylül ayındaki soğuklar kadar çok fazla hissedilmez bu ülkede. Kendi tecrübelerimle konuşuyorum bunu. Burada binalar vesaireler çok iyi izolasyonludur. Merkezi sistem ısıtma vardır. Ama bu kış işte bu elektrik kesintileri. Bakalım ısınmaya da yansıyacak mı? Çok zor bir kış bekliyor Finlandiya'yı. Psikolojik olarak bunalımın yanı sıra soğuklar da olursa, insanlar ısınamazsa, hayatın ritmi bozulursa bu ülkede, bu ülkenin düzeni, asayişi daha çabuk bozulur diye korkuyorum, düşünüyorum. Finlandiya'nın gerçeği bu. Kuzey ülkelerinin gerçeği bu. Avrupa'nın gerçeği bu, bilmeyen arkadaşlar. Eğer çok kötü aşamalara gelirsek, umarım gelmeyiz, hiç kimse istemez. Önce sizin elinizdeki elektriği vesaireyi sömürmeye bakacaklar bunlar. Çünkü şimdiden bu ülkede çatlak sesler çıkmaya başladı. Norveç elektrik satışını ilk önce kendi halkını düşünerek dışarı satmayacağını bildirdi. Burada çatlak sesler çıkmaya başladı. Niye satmıyorlar diyerekten korku başladı yani. Norveç elbette haklı. Önce ben, önce Can, sonra Canan diyor. Biz de öyle dememiz lazım. Biz her gelene kapıyı açmamamız lazım belli durumlar dışında. Çünkü yardım edebilecek durumdaysak yardım etmeliyiz. Ben hiç şaşırmam, Avrupa'dan bize sığınmacı olarak kışın gelen olursa, durum çok kötüye giderse yani, elektrik, ısınma vesaire, gıda olarak, biz de o zaman Yunanistan'ın yaptığı gibi, Avrupa Birliği'nin yaptığı gibi Avrupa'ya, Trakya'ya sınırlarımızı, duvarlarımızı çekmeliyiz. Şimdiden bunun planları, projeler yapılmalı. Avrupa'dan mülteci kabul etmemeliyiz. Aynı onlar gibi bizden olanları kabul etmeliyiz. Balkanlardan Müslümanları ilk önce, önce Türkleri ilk önce almalıyız. Biz de Almanya'nın yaptığı gibi mültecilerin içinden seçmeliyiz bize yakın olanları. Daha doğrusu kendi kriterlerimizi kendimiz yapmalıyız. Ege Denizi'nden geçmeye çalışanları da lastik botlarla vesairelerle biz de onları itmeliyiz. Biz de onları çırılçıplak geri göndermeliyiz ki akılları başlarına gelsinler. Benim dediklerim elbette biz yapmayız, millet olarak yapmayız ama insanın içinden bunlar geçiyor. Biz gönlü çok geniş olan bir milletiz. Hep bu yüzden zaten bizim bu zayıf tarafımızı, onlara göre zayıf taraf tabii, bize göre en güçlü tarafımız, kullanıyorlar. Ama bir iki defa biz bunları istemediğimiz kişilere karşı kullanmalıyız diyerek videomu bitirmek istiyorum. Siz gene de umutlu olun, mutlu olun, aktif olun. Söyleyene değil, söylenene bakın diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.